Atom ve pozitif yüklü taneciklerden bahsedelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Thomson katot ışınları deneyini tamamladı. Burada da kanal ışınlarından yani pozitif yüklerden bahsetmek istiyorum. Alman bilim insanı Eugen Goldstein yapıyor arkadaşlarım bu deneyi. 1886'da yaptığı çalışmalarda kanal ışınlarını gözlemledi. Katot tüplerinde elektron elde edildiği gibi elektrik deşarj boşalma tüplerinde de pozitif iyonlar elde edilir. Bu tüplere uygulanan yüksek gerilim sonucu atomlardan elektron koparılarak pozitif yüklü iyonlar oluşturulur. Katot ışınları elektronlar ve kanal ışınları pozitif iyonlar yani protonlar üreten elektrik deşarj tüpünü görüyoruz arkadaşlar. Bakınız burada bir vakum çıkışı var. Katot, anot, kanal ışınları ve katot ışınlarının hareketini görüyoruz. Anyonlar anota, katyonlar katota doğru hareket ediyor. Oluşan bu pozitif iyonlar bir elektriksel alanda elektronun ters yönünde hareket ederek negatif elektroda katota doğru ilerler. Bu iyonların büyük bir kısmı hareketleri sırasında ortamdaki elektronlarla çarpışarak nötral atomları oluştururlar. Çok az bir kısmı ise yollarına devam ederek katota erişirler. Eğer ortası delikli yani kanallı bir katot kullanılırsa pozitif parçacıklar delikten geçerler. Böylece pozitif ışınlar elde edilir. Bu ışınlara pozitif ışınlar ya da kanal ışınları diyoruz arkadaşlar. Thomson'ın elektronu keşfinden sonra Goldstein atomlar nötr olduğundan elektronları dengeleyici pozitif yüklü taneciklerinde bulunması gerektiğini düşündü. Çünkü Thomson elektronu keşfediyor. Elektronun eksi yüklü olduğunu biliyoruz arkadaşlarım. Atomlar da nötr olduğundan demek ki bunları dengeleyecek pozitif yüklü taneciklere ihtiyaç duyuluyor. Bunu da Goldstein ne yapıyor arkadaşlarım? İspatlıyor. Bu amaçla kanal ışınları üzerinde çalışarak pozitif iyonların yük bölü kütle oranlarını belirliyor. Goldstein pozitif iyonlar için yük bölü kütle oranının yani E bölü M'nin saptanmasında katot ışınlarının incelenmesinde kullanılan yöntemin hemen hemen aynısını kullanıyor. Yani katot ışınları deneyinde ne yapılmışsa kanal ışınları deneyinde de hemen hemen aynısı uygulanıyor. Katot ışınları gazın cinsine, metalin türüne bağlı değildi. Fakat pozitif ışınlar yani kanal ışınlarında E bölü M oranının tüpteki gazın cinsine göre farklı olduğunu Goldstein ne yapıyor arkadaşlarım belirliyor. Pozitif iyonun kütlesi ne kadar küçük olursa E bölü M oranı da o kadar büyük olur. Çünkü kütle paydada arkadaşlarım ve biz onu küçük tutalım ki E bölü M oranımız büyük gelsin. Bu nedenle en küçük element olarak bilinen hidrojen gazı kullanılıyor arkadaşlarım. Ve H artı iyonunun kanal ışını elde edildiğinde hesaplanan E bölü M değeri bu sayede en büyük oluyor. H artı iyonu için E bölü M değeri 9,5791 çarpı 10 üzeri 7 klomp bölü kilogram olarak bulunmuştur. H artı iyonu en küçük pozitif yüklü tanecik olduğundan yükü bir elektronun yüküne eşit fakat zıt yüklüdür arkadaşlarım. Biliyorsunuz elektronda eksi 1,6022 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomp olarak kullandık. Burada ise artı 1,6022 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomp olarak kullanacağız. Daha önce hidrojen iyonuna proton denilmişti ve buradan geliyor zaten proton ismi arkadaşlarım. Bu durumda bir protonun E bölü M oranı 9,5791 çarpı 10 üzeri 7 klomp bölü kilogram ve yükü 1,6022 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomp olarak hesaplanıyor. Bu sayede E'miz var arkadaşlarım. E bölü M oranımız var ve protonun kütlesi hesaplanıyor. Protonun kütlesi 1,6725 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogram olarak hesaplanıyor. Yani elektron protondan oldukça küçük. Kanal ışınlarının özellikleri. Kanal ışınlarının pozitif yüklü olduğunu çıkarttık arkadaşlarım. O zaman katota doğru hareket ederler. Elektriksel ve manyetik alanda elektrona göre zıt yönde saparlar. Pozitif yüklü taneciklerdir. Katot ışınlarından daha büyük kütleye sahiptirler. Yaklaşık 1836 katı.
katot ışınlarının gidişine ters yönde akarlar. Taneciklerinin sapma açısı tüpün içindeki gazın türüne bağlıdır. Katot ışınları bağlı değildi ama dikkat dikkat, kanal ışınları gazın türüne bağlıdır arkadaşlarım.